Cümleten selam aleyküm dostlar. Canım şöyle güzel bir kırım tatlısı çekti. Maraş'ın meşhur tatlıcısı Taşyolu Tatlıcısı'na gideceğiz. Kızım çiçekleri suluyor. Merdivenlerden aşağı iniyoruz. Buralar böyle dar, sıkı sokaklar. Hoppa. Kapıyı açtık çıktık. Daracık sokaklar, bir eşek zor geçer. O seviyede halimi görüyorsunuz. Dar sokaklardan arabaya doğru gidiyorum. Amanın arabanın bu sıcaklığı ne böyle? Herhalde arabanın içi 50 derece oldu. Hemen camları açayım. Şimdi yola çıktım. Bismillah deyip Maraş'ın meşhur tatlıcısına doğru gidiyorum. Taşçıoğlu tatlıcısı. Hele bir sağa sola bakalım. Direksiyon zaten ters tarafta. Millet bize gömçürtmesin yolda. Dikkatli dikkatli giderken yolları da çekiyorum bu arada. Kameraman hanım, ona verdim telefonu, çekiyor sağa solu. Güzel cenek. Arabayı iyi bir yere park edelim ki birileri gelip toslamasın. Arabaya bıraktık. Şimdi böyle yukarı doğru gidiyoruz. Burası meşhur Demirciler Çarşısı deniyor Kahramanmaraş'ta. Tabi ne demiri kalmış ne çarşısı kalmış, her tarafı yıkılmış o büyük depremden sonra. Allah tekrarını yaşatmasın. Büyük geçmiş olsun Kahramanmaraşlara ve çevre illerdeki tüm vatandaşlara. Büyük bir yıkım var her tarafta. Yeniden inşaat var. Toz, toprak bayağı bir sıkıntılı. Esnaf çadırlarda hayatını sürdürmeye devam ediyor. Esnaf çadırlarda satışlarını yapmaya devam etmeye çalışıyor. Buralar önceden böyle değildi. Şöyle gidiyorum, hanıma beni al beni çek dedim ama hanım da 1 kilometreden çekiyor beni. Bekliyorum, ya gel gel diyorum, yakından çek. Hanımı şöyle yakından çek diyorum. Hanım yakından çekiyor. Ya benden kameraman ancak bu kadar olur işte. Hanımdan da fırça yiyoruz, benden kameraman ancak bu kadar olur diyor. Dert etme hanım, herkes kameraman olamaz, sen mükemmel çekiyorsun. Şöyle bir sepetlere bakar gibi yapalım. Bastonlara da bakalım, yaşlanıyoruz, lazım olacak bir gün. Maraş'ın kapalı çarşısına doğru gidiyoruz, Demirciler Çarşısı'ndan aşağıya doğru. Hele şöyle bir de kendimi çekeyim. İşte buralar böyle. Ama ne kadar da güzel burası ya. Her köşe başı maşallah su var. Çarşı çeşmesi. Buz gibi, mis gibi su akıyor Kahramanmaraş'ın dört bir köşesinde. En sevdiğim güzelliklerden biri de bu Maraş'ta. Susuz kalmasın arkadaş. Çarşıya yola çıktın mı her köşe başı çeşme, su. Hayratlardan, hayır yapanlardan Allah razı olsun. Buralar yıkılmış. Kapalı çarşının girişi. Bir anda baharatlar. Hafiften burnumu kaşındırıyor. Baharatlara alerjim var. Ama çok güzel burası. Serin. Klima olmasına rağmen buz gibi serin bir yer. Kapalı çarşı. Ecdadımız çok güzel yapmış. 10 numara tasarım derler ya. Aynen öyle. Maşallah. Al bayrağımıza ne güzel dalgalanıyor. Şöyle bir de kendimi göstereyim bakalım. Hanım dikkat et dedi. Az daha birisine çarpıyordum. Bakırcılar Çarşısı'na giriyorum. Tatlıcıya yaklaştım. Bak bir çeşme daha. Millet kana kana sudan içiyor. Sütçümam. Maraş'ın merkezi Sütçümam anıtına çektik ve tatlıcıya doğru yaklaştım. Oradan tıngır tıngır arkadaş sazın teline vuruyor. Mayamcı mayam satıyor. Bir mayam içemedim ya. Neyse bir dahakine içerim inşallah. Çekerim sizlere de. Buradan da döndüm mü tatlıcıya doğru gidiyorsun. Taşçıoğlu tatlıcılık. Maraş'ın meşhur tatlıcısı. Şöyle buradan da bir kıvırım yemeden gitmek olmaz. Herkes geliyor, kağıdı eline alıyor böyle. Güzel cenek, eli tatlı olmasın. Yiyece tatlı tutuyor. Para ödeme yok. Önce tatlını ye, ondan sonra paranı öde.
Çok güzel. Bir tatlı 10 lira. Şöyle bir de göstereyim arkayı. Orada da hemen bir çeşme koymuşlar, hayrat. Bismillah deyip suyumuzu içiyoruz. Tabi tatlıdan sonra su içmek iyi değil ama dayanamadık. Bir de çocukların canı mısır çekiyordu. Mısır alalım dedik hanımla, çocuklara mısır alalım. Mısırcı dayıdan. 75'ten beri oradaymış. 1975'ten beri. Yukarıya doğru gidiyoruz. Maraş Kalesi'ne doğru. Ulu Cami'nin oraya doğru gidiyoruz. Tabii her taraf esnafı ortaya yığmışlar. Çünkü dükkanlar, hasarlı olan dükkanlar da var. Tamirat bitene kadar geçici yerlerindeler. Saraçhane Meydanı. Bir de bunlar var, her köşede çoğaldı. Böyle açıyorlar, hani para topluyorlar. Maraş dondurması külahla. Hop, bir çeşme daha. Bu sudan da içmesem olmaz. Dört köşesinde çeşme, mis gibi. Açalım, suyumuzu buz gibi içelim. Lıkır lıkır suyumuzu içelim. Yaptıranlardan Allah razı olsun. Daha da Türkiye'de böyle çok yerde bu tür şeyi görmedim. Böyle her köşe başı çeşme görmedim. Dayımız biber satıyor, patlıcan satıyor. Eminönü'nden topladı. Harçlığını çıkarıyor, ne yapsın? Her yer bakımda, böyle panolar var. Taş metresenin oradan Maraş Kalesi'ne doğru bir görüntü. Orada yazan efsane yazılar, güzel yazılar. Maraş'ta bir Hamasat destanı nakşedildi bağrına. Yurdumun aslanları öldü iman uğruna. Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır. Bu şehitler diyarı. İşte bu yer. Maraş'tır. Deyip güzel bir hatıra videosu, karesi alıyorum. Hey gidi hey. Atalarımız, ecdadımız kalede bayrak dalgalanmazsa cuma namazı kılmak farz değildir deyip cuma namazını kılmayıp kaleye hücmetmişlerdi. Fransız jardınlarını tekme tokat Maraş'tan kovmuştuk. Bir çeşme daha, dayanamadım. Maraş kahramanlarını analım. 1934'te yapılan çeşme. 1920'de mi yapıldı? İki tane tarihi var. Eski Maraş evleri. Ve Demirciler Çarşısı'ndan şöyle bir bakışla dangdun dangdun geri arabaya doğru gidiyorum. Tatlımızı yedik, suyumuzu bol bol su içtik. Minare üstü yıkılmış. İnşallah yapılır bakımda. Ve sıcaklara arabaya binip derhal hemen hızlıca kaçıyorum. Yeni vloglarda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.